Merhaba Frag Part'ı izleyenleri, ilk gündem videosuyla karşınızdayız. Bu serimiz böyle devam edecek. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olun. Mount & Blade 2 Bannerlord bu sene çıkar mı bilmiyoruz ama Tellwords yakında paylaştığı blog yazısında önümüzdeki günlerde kapalı beta'nın detaylarını paylaşacağını söyledi. Bakalım kapalı beta ne zaman gerçekleşecek? Valve kendi VR gözlüğünü geçen hafta sürpriz bir şekilde duyurmuştu. Valve Index isimli VR gözlüğünün Steam sayfası yanlışlıkla yayınlandı ve 15 Haziran'da çıkış yapacağı yazıyordu. Ayrıca Index 1 Mayıs'ta ön siparişe açılacak. Anno 1800 Epic Games Store'a özel oldu. Çıkışına kadar Steam'den ön siparişe satın alabileceksiniz. Steam'den alanlar Epic ve Uplay'den alanlarla aynı güncellemelere, DLC'lere ve içeriklere ulaşabilecek. Sega Genesis Mini duyuruldu. Orijinal modelinden %55 küçük olan konsol 19 Eylül'de dünya çapında piyasaya çıkıyor. Tek kontrolcü versiyonu $70'dan, çift kontrolcü olan versiyonu ise $90'dan satılacak. İçerisinde Sonic the Hedgehog, Castlevania Bloodlines, Gunstar Heroes, Space Harrier 2, Shining Force, Dr. Robotnik's Min Min Machine, Toe Jam and Earl, Comic Zone, Altered Beast, Echo the Dolphin oyunlarının yer alacağı doğrulandı. Diğer başlıklar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Twitch Prime'lilere 1 yıllık Nintendo Switch Online aboneliği hediye oldu. İlk 3 ayı 24 Eylül'e kadar alabilirsiniz. Geri kalan 9 ayı da 22 Ocak 2020'ye kadar hesabınızı alabileceksiniz. Switch Online aboneliği Splatoon 2 ve Super Smash Bros. Gibi çevrimiçi çok oyunculu oyunlarda oynamanızı ve klasik NES oyunlarıyla dolu kütüphaneye erişmenizi sağlıyor. Ayrıca oyun verilerinizi bulut kaydetme desteğiyle saklayabiliyorsunuz. Bireysel Switch Online aboneliğinin 1 aylık ücreti $4, 3 aylık ücreti $8 ve 1 yıllık $20'dır. Yılda $35 karşılığında Switch Online Family üyeliğini alarak 8 farklı hesapta kullanabilirsiniz. Stranger Things 3 The Game'in Nintendo Switch'e özel olarak çıkacağı duyuruldu. Dizinin 3. sezonu gibi 4 Temmuz'da geliyor. Hayranların uzun deneyim yaşayabilmeleri için bu oyunda etkinlikler ve yan görevler olacak. Geçtiğimiz hafta 2004 yılında piyasaya sürülen vampir temalı rol yapma oyunu Vampire the Masquerade Bloodlines'ın devamı olan Bloodlines 2 duyurulmuştu. Oyunun Türkçe dil desteğine sahip olması için imza kampanyası başlatıldı. Oyunları Türkçe yama hazırlayan Animus projesi Mart 2020'de piyasaya sürülmesi beklenen bu oyunun Türkçe dil desteğine sahip olması için bir imza kampanyası başlattı. Destek vermek istiyorsanız aşağıda vereceğimiz linkten kampanyaya katılabilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın.